İmam Şahrani. O da nereden alıyor? Ku Türkülü Ebu Talib-i Mekki. Ebu Talib-i Mekki kimdir? Ebu Talib-i Mekki 300'lerde yaşamış, vefat etmiş. Yani hemen hemen 3. asrın ehli. İmam Gazali radıyallahu anh 5. asrın 6. asrın başında vefat etmiş. 505. İmam Gazali İhya-ül bütün ana temasını nereden almıştır? Ebu talib Mekki Hazretleri'nin Kutul Kulübü'nden almıştır. Kutul Kulüb fi Muameletil Mahbub isimli şaheser, ee, İmam Gazali ona dayanarak o eseri tamam İmam Gazali ihyasının misli yazılmamıştır. Daha da yazılamaz. Ama onun da metni diyebileceğimiz kitap Kutul Kulüb'tür. Ebu talib Mekki Hazretleri ama o meşhur değildir. Rulbiyen sahibi der. Mekke'nin dağlarında ot yiyip ibadet etmekten vücudunda bir pembe yer kalmamış, bütün bedeni sapsarı olarak ibadet ederdi. Sadece ot yiyip ibadet ederdi Mekke'nin dağlarında. Böyle yüce bir veli diyor ki, imansız ölmenin çok sebepleri vardır. Ben de o kitabı yazıyorum ya şimdi. Demiştim ya size Hüsnü Hatim'e imanlı ölmek söylemiştim. O kitabı yazmam hasebiyle o husustaki evvelce aldığım notları şimdi açıyorum. Onlarca kitap açıyoruz, kapatıyoruz, notunu alıyoruz. Hani metne giriyoruz. Kıymetli, çok önemli bir eser olacak. Arapça'da misli yok. Yani Türkçe'yi bırak, Arapçalarda misli yok. Hepsini Arapça eserlerden aldık ama Cem diye bir şey var, toplama. İşte o, o toplama yok yani bir yerde. Çok önemli bir eser. Çünkü en büyük meselemiz imanlı ölmek. İmanlı ölemezsek boşuna gitti. Cehenneme gitti, İmanla ölürsek bir şekilde cehennemden çıkacağız inşallah. Ama imanlı ölmek. Orayı, orada Esma-ı son nefeste imansız ölme tehlikesini çok anlatıyor, sebeplerini anlatıyor. Orada diyor ki ve Minazami azami yani esbabü sül hatimeti bir adamın imansız ölmesine sebep olacak çok günah var ama en büyüklerinden biri nedir? ul velayeti vel keramat. Veli olduğunu iddia etmek, şeyh olduğunu iddia etmek, ve kerametli olduğunu iddia etmektir diyor. Bu diyor, Allah'a iftiradır. Çünkü Allah'a iftira, sana bana iftiraya benzemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, اِنَّ كَذِبًا عَلَيْهَا لَيْتَكِ bin عَلَيْهَا Bana yapılan iftira, başkasına yapılan iftiraya benzemez. Şimdi, Efendi Hazretlerine yapılan iftira, normal bir vatandaşa yapılan iftiraya benzemez. Ne kadar makamı büyük, iftiranın cürmü o kadar cerimesi büyük olur. Hal böyle olunca bir de yolu bozma, bir de tarikatı bozma, bir de binlerin, on binlerin rabıtasını bozma ve uydurmalarla bu işleri yapma. Şimdi sen bunu yaptığın zaman da ne demiş oluyorsun? Şeyhim. Şeyhim diyen bir insan ne demiş oluyor? Şu anda ben sizinle Allah'ın arasında aracınızım vesileyim demiş oluyor. Ve bir insana şeyh demeyen adam ne demiş oluyor? Demiş oluyor ki şu anda dünyada Allah ile arama koyacağım vesile olarak bundan daha büyük Allah'ın vesilesi yok demiş oluyor. Çünkü o var olduğunu bilse ona gitmesi lazım. Biz Mahmud Efendi Hazretlerine şeyh kabul ederken aynı bu itikatta mı kabul ediyorduk? Vallahi billahi şu göklerin altında şu dönemde Mahmud Efendi Hazretlerimizden daha büyük bir veli, şeyh ve mürşit yoktur diye inandığım için, yemin de ederek inandığım için ben ona şeyhim diyordum. Bir aşağı bilseydim, zaten ben yanlış nakıs kalmam lazım. Ondan büyüğüne inansam, dünyada bir tane var, ona gitmem gerekiyordu. Şimdi şeyhim demenin şeyhim demenin nedir? Efendim, manası budur. İmansız ölmenin sebeplerinin en büyüklerinden biri şehlik iddiasıdır, velilik iddiasıdır, keramet iddiasıdır. İmam Şahrani diyor ki sene 933 Hicri. Şu anda bu satırları yazıyorum diyor Abdülvehhab Şahrani Radiyallahu Bari. Osmanlı bütün padişahlar ona bağlıydı. O kadar Osmanlı da önemlidir İmam Şahrani. Dünyanın en büyük alimi denebilir yani. Gazali'den sonra hemen hemen. Böyle bir zat sene 933 diyor. Keşif ehlinden bir zat keşif ehlinden bir zat da zuhur etti. Ölüler alemi, kabirler alemi zuhur etti. Ve bu sene 150 bin kişi o işte civarları Mısır ve Havasen söylüyor. Hepsi Müslüman tabi oralar. 150 bin kişi vefat etti. Sadece 15'i imanlı öldü. Geri kalan vel baki alel küfri riyazen billahi subhanehu diyor. Geri kalan kafir öldü diyor. Sene 933 bundan 500 küsur sene önce. Kitabın adı Mevazinur Ricalil Kasirin. Kitabın adı da bu. İsterseniz ibareleri de gösterebilirim. Zaten o kitaptan bir ders de yapacağım. Herkes şeyhlik iddia edemesin diye. Şeyhim diyen diyor, kalu beladan tut. Ölünceki haline kadar müridinin ahvali kendisine bildirilmesi lazım diyor. Öbür türlü diyor, şeyhim diyen sahtekardır diyor. Neler söylüyor, neler söylüyor. E kaybı mı bilecek? İşte kaybı mı bilecek meselesi değil. O ona bağlıysa, o onun nasibiyse, o da hakiki mürşitse ona bildirilir diyor. Onun için piyasada hakiki mürşit şeyh nerede? Diyor ki, evladım diyor, 150 binden 15 kişinin imanlı öldüğü bir dönemde, şu anda Mısır'da, İskenderiye'de, Kahire'de, bütün dünyadaki şeyhlerin çoğu sahtekardır diyor. O zamanki şeyhleri söylüyor. Ha sahtekardır derken, ehli sünnet değil, bilmem dinsiz, bir daha deli demek istemiyor. Velilik iddiası var ya, velilik iddiasında sahtekardır diyor. Hepimiz veliyiz. Velilüz nâmenu, Allah velilüz namenu müminler Allah'ın velisidir. Ama bir de özel velilik var. Şeyhim demek çok zor iştir. Anladın mı sen? Birilerinin seni şeyh kabul etmesi de ona göre tehlikeli bir iştir. Bu tehlike Allah muhafaza. Onun için Hüsnü Hatim'e duası yapıyorum. Ne diyor? İmansız ölmenin en büyük sebeplerinden biri Allah dostlarıyla alay etmektir Eğer bir veliye hakaret eder veya alay eder veya alay ettirir veya hakarete sebebiyet verir. <digits> Ehafu ala kavmin min el kavm yadhakun en yuslebel diyor, iman an ve yutrazu diyor İmam Efendi Hazretleri Arapçalarında yazdım bunu. Allah dostlarına gülen güldüren Kişilerden korkarım. Yakında imanları alınacak ve kovulup cehenneme atılacaklardır diyor İmam-ı Rabb. Velilere <laughs> men'a dâli veliyen tagadâ bil harbi Bir dostuma düşmanlık edene ben harp ilan ettim Allah buyuruyor Hadis-i Kudsi'de, Bukhari'de. Şimdi sen nasıl dalga geçersin? Nasıl geçtirirsin? Nasıl hakaret edersin? Nasıl hakaret ettirirsin? Hakaret edilmeye nasıl sebebiyet verebilirsin kardeşim? Onun için bizim bu konuştuğumuz meseleler Kadıköy'de ilgilendiriyor, Şişli'yi de ilgilendiriyor, Beşiktaş'ı da ilgilendiriyor, Dünya'yı da ilgilendiriyor, Ahiret'i de ilgilendiriyor, CHP'yi de ilgilendiriyor, herkesi ilgilendiriyor. Biz burada sen bir cemaat meselelerini özelde anlat diye bana nasihat yapma. Benim aklım az çok var. Ben Efendi Hazretlerimin ne dedi, ne konuşacağını bildim gördüm, ondan usul öğrendim, üslubu öğrendim. Bana nasihat etmeyi bırak sen. Sen kendini çeki düzen ver. Efendi Hazretleri'ne döndük, şeyhlik davasına vazgeçtik, tevbe kapısı açıktır. Git Efendi Hazretlerimizden özür dileyin, ondan sonra gelin, zaten biz kardeşiz. Bizim aramızda hasımlık, hısımlık yok. Alıp veremedik, yok. Ben ondan sonra sizin medresenize özellikle bir ilan yapar mıyım? Yapmam. Ama bu İncil'leri çıkarım. Bu İncil'ler nereden geldi ya? Onun için bizim nasihatlerimiz, medreselerle ilgili bütün konuşmalarımız, Efendi Hazretlerimiz bugün olsaydı ve bunları biz Efendi'ye anlatsaydık, vallahi billahi yemin ediyorum, bunlara talebe verilmez, masuma dediği gibi aynı şey der miydi demez miydi? Evet. Kardeşim, şu anda yeni bir mesele oluyor, Kur'an'da yeri yok, hadiste yeri yok, ama Kur'an'da hadiste onun bir örneği yok mu? Var. Ne yapıyorsun? Kıyası fukaha denen bir şey var. Diyorsun ki bu illetler, bu tehlike varsa e şimdi yeni bir içki çıkıyor. Gin cin tonik. Cin tonik diye bir şey Kur'an'da yok. Hadiste de yok, rakı da yok. E buna haram diyen nasıl demiş? İlletine bakmış. İlleti nedir? İskar. İskar nedir? Sarhoş etmek. Hadise de bakmış. Maaskara kesir ufak alıyor haram. Küllü müskirin haram. Küllü müskirin hamrun ve küllü hamrin haram. Üzümden yapılana şarap derler. Onun için çıkarttılar yaşar nuriler bazı ilahiyatçılar. Şarap haramdır. Öbürlerini içebilirsin haşa. Halbuki ayet-i kerimede hadis-i şerif onu izah ediyor. Saroş eden her şeyin adına hamur denir diyor. İlla üzümün şarabı olması şart değil diyor. Çünkü oradaki maksat hamır, hımardan geliyor. Hımar da başörtü demek. Sarhoşlukta aklı örttüğü için ona hamır denmiş. İlleti iskar, sarhoş etmek. O hadiste de diyor ki her sarhoş eden maddenin e, adına hamır denir. Üzümden olmasa da. Velev ki meyve kabuklarını suya bastın bir zaman durdu, alkollendi kafayı bulduruyor. Halbuki kabukların hepsi helal idi. İstersen sen ye, istersen ineğe yedir. Yani bir adam portakalın kabuğunu yese helal değil mi? Edeyebilir. İstersen karpuzun kabuğunu ye. İneğe içini ver. Sen kabuğunu ye, istersen aklına göre hareket etme. Takıl yani, benim için hiçbir sorun yok. Belki de kabuğu daha faydalıdır, o da ayrı bir konu yani. Çünkü içi şekeri yükseltiyor, kabuğu yükseltmiyor mesela. Belki de bağırsağın çalıştırır yani. Tavsiye edebilirim. Ben de deneyeceğim. Yani şimdi aklıma geldi. Bazı karpuzu çok lezzetli olunca kabuğundan da bayağı bir ısırıyoruz ya sünnet yapalım derken yarı yarı ya da kabuktan gidiyor yani. Mesele değil kavunda da oluyor bana. Beğenirsem çok dibini. Ha tamam mesele değil. Ama sen o kabukları bir yere koyarsan bir de suya basarsan o da günlerce beklerse ondan sonra köpürürse oradan alkolleşirse bunun adı da şaraptır diyor. Sarhoş eden her şeyin adı diyor şaraptır diyor. Ve küllü hamrin haram her şarap haramdır diyor. Ve buyuruyor ki şimdi tamam ama şaraptan bir damla bile haram bunlardan sarhoş edecek kadar içersen haram içini. Bu sefer de bunu uydurdular. Bu sefer ona da bir hadis-i şerif hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her deliği tıkatmış. Ma <laughs> askara kesiruhu fekalilu haram. Şarap marap demiyor burada. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Şimdi bu illetten yola çıkarsak gavurlar veya Türkler ne kadar içki çeşidi kıyamete kadar çıkarırsalar hepsi nedir? Haramın. Şimdi Efendi Hazretleri'nin bir usulü var mıydı? Bir kaideleri var mıydı? Tarikatın bozulması, rabıtanın bozulmasında nasıl davranıyordu? Her suçu affediyordu. Her günahı bağışlıyordu. Allah bağışlar da Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış idi. Tehallaku bi ahlakillah. Ve ben ne günahlar ne suçlar yapanları gördüm. Efendi Hazretlerine ne şikayetler, şahitler geldiğinde şahit oldum. Aklınız durur şimdi burada söylesem oraya değil buraya vur kafanız. Musaması sonsuzdu. Ama falan adam kendine rabıta yaptırıyor denildiği zaman işte o zaman seyreyleye, gümbürtüye. Kaç tane böyle birkaç tane vekilini azletti. Bir tanenin affedilmesi için Hasan Efendi çok devreye girdi. Kaç defa yalvardı. Yok dedi. O tarikata dokundu dedi. Şimdi bu yolun muhafazasının ciddiyetini bilmeyen çoluk çocuk bizim muhatabımız olamaz. Bizim muhatabımız olamaz. İmam Halid-i Bağdadi Hazretleri, ne mektupları var rabıta yaptıranlara, kendine rabıta yaptıranlara. Ne mektupları var? Senden diyor bütün himmetimizi çektik diyor, helak olacaksın diyor. Mektupları var. Şimdi onun için dava başka bir şey. Sen şimdi efsane desen ki burada İncil okuyun da gidin de Hristiyanlara cevap vereceksiniz diye. Bir medreseye İncil sokuldu veya izin verildi veya Hristiyanlığı araştırdın mı sen diye bir hoca böyle söylüyor. Buna talebe verilme izin verir mi vermez mi ya? Ya arkadaş bir şey söyleyin ya verirdin ya. E ben bu medreselere verilmez diyor. Ben yoksa isim vererek bir şey mi diyorum efendim şuraya bağlı olan toptan. Ben toptancılık yapmıyorum. Benim iki tane meselem var. Bir dinler arası diyalogçuluk ve itikat bozukluğu olmayacak. İki, rabıta meselesi. O da bizim tarikattansa. Bizim tarikattan değil, adam menzilden çekine rabıta yapıyor. Biz ona ne karışırız ya? Allah mübarek yapsın, seyri günü tamamlamasını hepimize nasip etsin. Bizim kimseyle bir sorunumuz yok. Ama Efendinin vasiyeti var. Bunu bozduğun anda himmetten çıktın. Şimdi biz derdimizi, meramımızı tam anlattık. Bu konuya her sefer konuşmayalım diyoruz. Ama yine durmuyorlar. Onlar durmasa da biz duracağız bir yerde durmak lazım. Ama bir kitap okuyacağız. O kitapta da şeyh olmanın şartları, bir insana şeyh diyebilmek için onda olması gereken vasıfları konuşacağız. Bunu bir tasavvuf dersi gibi düşünelim. Ama buradaki sohbetlerde şu anda yapamayız. Bunu yapalım. Ondan sonra bu işe merak eden, tasavvufa düşkün olan, ee, İmam Şahrani gibi büyüklerimizin beyanlarını merak eden, çünkü bunların çoğunun Türkçesi tercümesi de yok, tercümelerinde çoğu yanlış tercüme oluyor yani. Bu Türkçe tercümelerine ne kadar güveneceğiz? Önüne gelen tercüme yapıyor yani. Dolayısıyla atlama var, zıplama var, yanlış anlamalar var, mektubat tercümelerinde falan her yerde var. Bundan dolayı biz kendi ağzımızdan Arapçayı okuruz, ibareye, manayı veririz. Zaten hocam diyenlere bakarlar, doğru mu veriyoruz, yanlış mı veriyoruz? Birisi sıraya çeken çıkarsa bulsun gelsin. Mevzu bu.